Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra video çekmeye başladık tekrardan. Malum 6 Şubat'ta meydana gelen depremden dolayı bayağı 5-50 güne yakın, 2 aya yakın bir ara vermiştik. Video çekmiyorduk ve şimdi tekrardan videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Gerçekten büyük bir depremdi. İnşallah tekrarları bir daha yaşanmaz. Ülkemizde böyle afetler meydana gelmez. Temennimiz o yönde. Şimdi videoya başlayabiliriz arkadaşlar. Şu an elimde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin kablosuz kulaklığı Buds 3 modeli. Redmi Buds 3 modeli. Bluetooth'lu kulaklık. Görünümü AirPods'a benziyor arkadaşlar. Yorumlara bakarak aldım. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Nedeni ise kullanmış olduğum telefonun mikrofonunda karşıya ses gitme olayında biraz sıkıntılar yaşıyordum. O yüzden dolayı böyle bir kulaklığı alma gereği duydum. Bu şekilde sade beyaz bir su var. Şunun içerisine ben daha önce bunu açtım. Yaklaşık bir iki hafta kadar deneyimim oldu. Ondan sonra böyle bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu şekilde bundan şarjlı kulaklığımızın kutusuyla birlikte içinde yine kitapçıkları vesaire var. Şöyle bir kablosu var arkadaşlar. Kutuyu şarj edebilmemiz için Type-C girişli. Bu şekilde tabi bir kablo var. Onun haricinde asıl ürünümüz burada. Bu şekilde kare, sade, beyaz bir yapıya sahip tumuz. Mıknatıslı. Kapağı bu şekilde açılıyor. Ve gördüğünüz gibi burada ışık yanıyor. Gayet güzel bir böyle görüntüsü var. Bağlantıda vesaire de görmeye çalıştığımız şekilde kapağımızı açtığımız zaman şöyle direkt olarak böyle bağlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Redmi Buds 3 bağlantısı gösteriyor. Ve burada sağ ve sol olarak ayrı ve ayrıca kutunun da şarjını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu çıkarttığınızda mesela hangisini bağlarsanız kulağınızda hangisi takılı olursa ya da ikisi birden bunu yine bildirim panelinden şurada şu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna tamamlandı diyoruz. Bu otomatik bağlandı. Öncelikle ben telefondaki görüntüyü sizlere göstereyim. Daha sonra kulaklıkla ilgili detaylara geçeyim. Şu şekilde tıkladığınız zaman yine burada şarjları görebiliyorsunuz. Aşağıda isim verme olayı ve güncelleştirme kontrolü yapabiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimizde arama, medya sesi, kişi paylaşımı bu tarz izinlere verebiliyorsunuz. Hareketlerde kulak içi algılama dediği olay arkadaşlar kulağınızda müzik dinlerken vesaire bir tane kulaklığı çıkarttığınızda müzik otomatik duruyor. Taktığınızda tekrardan başlıyor otomatik olarak. İsterseniz kulaklık takıyorken aramaları otomatik yanıtlama özelliği var. Bunu açabilirsiniz. Biraz önceki şu bildirim panelindeki uyarıyı görmeniz için bildirim çubuğu aracı var. Kayıp kulaklık uyarı sesi var. Buradan kulaklığı bulabiliyorsunuz ve 3 dakikadan uzun bir süre uzak olursa eğer şarj kutusundan veya kulağınızdan size yine bir uyarı veriyor. Buradan kulaklığı bulabiliyorsunuz. Şöyle aşağıda hangisini isterseniz ona bastığınızda yüksek sesle kulaklığa bir uyarı gönderiyor. Böyle sinyal tarzında bir uyarı gönderiyor. Onun haricinde aşağıda mutlak ses olayı var. Bağlantıyı kesme, işleştirmeyi sonlandırma ve AAC yüksek kaliteli ses deneyimi gibi bu tarz işlemleri bu menüden yapabiliyorsunuz. Direkt Bluetooth menüsünde bağlandığınız zaman tıklarsanız geliyor. Daha sonra kulaklığımızla bu şekilde ben yapılarını göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi AirPods'a benziyor. Gayet güzel ve ben dediğim gibi 2 haftadır bir deneyim sağladım. Ses seviyesi, sesin yüksekliği, şiddeti vesaire müzik dinlerken falan çok fazla müzik dinlemedim ama yine bunların testini yaptım ben. Oldukça güzel ses veriyor. Ses yüksekliği vesaire gayet yeterli benim için. Onun haricinde özelliklerimize bakacak olursak eğer yarı kulak içi tasarımı her kulaklık sadece 4,5 gram ağırlığındaymış arkadaşlar. Qualcomm QCC 3040 Bluetooth Yonga seti, 12 mm dinamik sürücü, Qualcomm yankı önleme ve gürültü engelleme teknolojisi varmış. Sesli aramalarda genelde zaten bunun için kullanıyorum. Telefon görüşmesinde vesaire kullanıyorum. Oldukça güzel performansı. Gerek benim sesimin karşıya gitmesi, mikrofon özelliği, gerekse karşıdakinin sesini benim duyma şeklim vesaire oldukça güzel. Sesli aramalar için çift mikrofonlu gürültü engelleme, söylenen her kelimeyi duyuyorum tarzında bir reklamları var. Redmi Buds 3'ün İçindeki yüksek hassasiyetli çift mikrofon Qualcomm DVC yankı önleme ve gürültü engelleme teknolojisiyle ortamın gürültüsünü dinamik olarak azaltır ve yankıları etkili bir şekilde en düşük seviyeye indirir diyor. Bu sayede tüm sesli aramalarınızı berrak bir konuşmanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu yönde gerçekten çok güzel sesli görüşmede. Onun haricinde kutumuzun şarjı ve kulaklığımızın şarjı ile alakalı aşağıda buradan özelliklerinden bakarak ben sizlere bilgi veriyorum. 20 saatlik ekstra uzun pil
ömrü 300'den fazla parça dinlemek için yeterli zaman. Tek bir şarjla 5 saate kadar pil ömrü. Bu muhtemelen kulaklığın, yani tek bir kulaklığın vermiş olduğu performanstan bahsediyor. Tek şarjla 5 saat. Şarj kutusuyla toplam pil ömrü 20 saat diyor. Tabi bu aralıksız olarak dinlerseniz bu şekilde ve ben yani sadece sesli görüşmelerde kullandığım için çok uzun bir süredir, yani nerede aldığımdan beri ben kutuyu daha şarj etmedim. Kutu da hemen hemen yarıya indi şarjı. Şu anda 57'lerde falandı biraz önceki baktığımızda. 10 dakikalık tek bir şarjla 1,5 saate kadar müzik keyif. Yani 10 dakikalık kısa bir şarjla 1,5 saate yakın bir müzik dinleme olayından bahsediyorlar. Hızlı eşleştirme için MIUI pop-up eşleştirmek için kapağı açmanız yeterli. Bunu biraz önce de dikkat etmişsinizdir belki. Böyle kutunun kapağını açtığım anda yaklaşık bir 3 saniye kadar sürüyor, sürmüyor. 3-4 saniyede hemen anında buluyor ve bağlantıyı gerçekleştiriyor. Kapağını kapattığımda ise hemen 2-3 saniye gibi bir sürede bağlantıyı otomatik olarak kesiyor arkadaşlar. Dokunmatik kontrol özelliği var her iki kulaklık içinde. Bunlar da müzik ve sesli aramalar arasında geçiş yapmakla kolaylaştırıyor dedi. Bu şekilde kulaklığımızın şu siyah noktanın altında bir hafif bir girinti gibi bir yer var. Orası dokunmatik kısım. Herhangi bir basma vesaire yok. Burada ise yani kulaklık üzerinden kontrol edebilecekleriniz iki kez dokunmada sonraki parça veyahut da bir sesli arama geldiğinde bu aramayı yanıtlayabiliyorsunuz. Uzun basılı tuttuğunuzda duraklatma ve oynatma kısmı var müziklerde. 3 kez dokunmada yine 2 fonksiyon atamışlar buna da. 3 kez dokunmada önceki parça sesli aramayı kapatma, reddetme, bu aynı şeye geliyor. Yani arama geldiğinde direkt kapatmak istediğinizde bir kulaklığa 3 kere dokunmanız veyahut da konuşurken bir aramayı kapatmak istediğinizde 3 kere dokunmanız yeterli oluyor. Onun haricinde eksi yanı, kulaklık üzerinden ben müzik dinlerken vesaire herhangi bir ses açma kısmı olayı yapamadım. Muhtemelen öyle bir özelliği yok kulaklıkların. Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde dayanıklılık diyor. Yani toza, suya, tere karşı dayanıklı. Onun da bilgisini verelim. Tek dokunuşla sıfırlama. Şu kutumuzun üzerinde bir tuş var. Kulaklıkları sıfırlamanın zahmetsiz yolu diye. Tek dokunuşla buraya bastığınızda sıfırlama oluyor. Akıllı algılama olayı biraz önce de söylemiştim. Kulağınızdan birini çıkardığında müzik duraklıyor ve taktığınızda devam ediyor. Bluetooth 5.2 versiyon destekliyor. Çiftli telefon desteği yok. Suya tere dayanıklı demiştik. Kulaklıkla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizlere bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Deneyimle. Ben şu an için gayet memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi yani müzik çok fazla dinlemiyorum ama müzik performansı olsun, görüşme performansı olsun benim için gayet yeterli. Tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Ben aldığımda fiyatı hepsi burada üzerinden almıştım. Yine aşağıya linkini bırakırım. 550 TL gibi bir fiyatı vardı. Şu anda sizlere güncel fiyatını söyleyeyim. 3. ayın 26'sı itibariyle hepsi burada üzerindeki en uygun fiyatı 634 TL arkadaşlar. Dediğim gibi ben aldığımda 550 gibi bir rakam almıştım. Fiyatlar gerçekten belli olmuyor. Aldığım tarih ise 8 Mart'ta almışım arkadaşlar. Video ile ilgili, kulaklıkla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer düşünen arkadaşlar varsa bu fiyatlara gayet güzel. Daha önce de ben Lenovo'nun almıştım. Ondan çok memnun kalmadım. Mikrofonu vesaire o kadar güzel değildi. Karşıya ses boğuk gidiyordu. Ama bunda bayağı bir deneme imkanım oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden şekilde bir video hazırlamak istedim sizlere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.